thank okay. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli izleyicilerimizin ve tüm inananların üzerine olsun. Kıymetli seyirciler, Eskişehir İl Müftülüğü ve STV tarafından hazırlanan Gönül Fuku programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü programımızın konusu Kur'an ve sünnet ışığında dünya ve ahiret hayatına bakışımız. Program konuğumuz Eskişehir İl Müftülüğü Başvaizi Sayın Mustafa Nazmi Bahçe. Kıymetli Hocam programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız? Şeref iyisiniz inşallah. Siyahat. Allah razı olsun, iyiyiz elhamdülillah. Allah iyilikler versin hocam. Cümle. Kıymetli Hocam konumuz Kur'an ve sünnet ışığında dünya ve ahiret hayatına bakışımız, bakış açısımız. Öncelikli olarak dünya hayatı nedir, ahiret hayatı nedir bize izah edebilir misiniz? Evet. Evet. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Alemlere rahmet olan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun âl ve ashabına da sonsuz salat ve selamlarımızı iletiyorum. Şimdi bu konuya girmeden önce e, 3-4 gün oldu. Hatta bir hafta oldu. Evet hocam, bir hafta e, oldu. Acı bir e, hadise yaşadık. E, ülkemizin e, Elazığ Benim ve Malatya illeri e, ni Sınırlı. kapsayan bölgede evet. E, 6.8 şiddetinde e, bir deprem yaşadık bazı vatandaşlarımız çok şükür ki sayıları yüksek değil. Bu deprem sebebiyle vefat ettiler. Birçok vatandaşımız yaralandı. Tabii maddi kayıplarımız da var ama onlar telafi edilir. Ölmüşlerimize ben Rabbimden rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Ölenlerin ailelerine ve o depremi bizzat yaşayan kardeşlerimize de sabır, metanet diliyorum Rabbimden. Milletimiz bu hadisede çok örnek davranışlarını yine her zaman olduğu gibi sergiledi. Evet. Devlet millet birlikteliğiyle bu hadisenin kayıplarını yani en azından maddi kayıplarını ve depreme maruz kalan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için el birliğiyle harekete geçti ve bir nebze de olsa onları teselli etti yanında olduğunu devletimiz ve milletimiz gösterdi. Evet. <laughs> Onun için. Ben bu büyük milletin bu asil davranışları nedeniyle de milletimize çok teşekkür ediyorum. Bu davranışlarının devamını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu konuyla da ilgili hocam yine Eskişehir İl Müftülüğü de başta olmak üzere diğer yardım kuruluşlarının da hala kampanyaları devam etmekte. Evet. Dileyenler Eskişehir İl Müftülüğü'ne Aynı evet. ve nakdi yardımlarını iletebiliyorlar. İletebiliyorlar. Evet. E, banka e, hesap numaralarımız var. Evet. E, o hesap numaralarına e, deprem evet, diye evet. yazarak evet. E, açıklama kısmına e, maddi e, yardımlarını yapabilirler. E, gene aynı şekilde. E, İdlib içinde bir kampanyamız evet var. O kardeşlerimiz de gerçekten çok mağdur durumdalar. Zor durumdalar evet. Çok zor durumdalar. Onlara da yardımlarımızı esirgemeyelim. Çünkü Müslümanlar olarak biz kardeşiz. Kardeşiz. Kardeşin kardeşi karşı sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Evet. Böyle bir girişten sonra Kur'an ve sünnet perspektifinden e, dünya ve ahiret. Evet. Şimdi dünya hayatı insanla değerlidir. İnsan olmadıktan sonra dünyanın hiçbir kıymeti yoktur. Daha doğrusu dünyaya değer verecek birisi yoktur. Evet. Akıllı ve iradeli varlık olarak Cenab-ı Hak insanı yaratmıştır. Ee, insanla dünya değer kazanmıştır. Ee, i̇nsan değerlidir, dolayısıyla dünya da değerlidir. Evet. Dünya değersiz değildir. İnsan hayatı aslında ana rahminde başlar. İnsanın hayatı ana rahminde başlar. İnsanın üç yaşam dönemi vardır. Birincisi rahimdeki, anne rahmindeki yaşam dönemi ki Cenab-ı Hak orada insana çok konforlu bir hayat sunar. Çok lüks bir hayat sunar. Ondan sonra aslında dünyaya geliş o konforlu hayattan ölümle ikinci bir hayata geçiştir. Nasıl ki dünyadan ölümle biz Evet. Ahiret hayatına geçiş yaparsak aslında rahimden dünyaya geliş de aslında bir ölüm yani bir bitiş yeni bir başlangıç olarak başlar. Doğru hocam. Şimdi tabii rahimdeki hayata göre gelinen dünyanın hayatı çok kalitesizdir yani. Evet. Çünkü rahimdeki hayat. Ee, Konforlu, çok konforludur, çok konforludur. Herhangi bir zahmete gerek yok. Kesinlikle, insan Yemek için geliyor. lazım olan her şey var ve mevcuttur orada Şimdi aslında işte insan ki öyle nitelendirilir, ee, Sadi de bu konuda çok güzel bir ifade kullanmıştır. İnsan, her insan doğarken ağlar, ağlamayan yoktur. Yok. Ee, o konforlu hayatı terk etmek kolay bir şey değildir ama mecbursun. Evet. Yani nasıl ki dünyadan ölümle ayrılıyoruz, evet. kendi irademiz yok bu işte. Yok. Bize sorsalar ölmek ister misin diye ölmeyiz. Evet. Değil mi? Kalacağım evet. deriz dünyada. Tabii ki. işte rahimden dünyaya gelen o insan da oradan ayrılış hüznüyle ağlar, ağlar. Ama dünyada da onu bekleyenler vardır. Doğru, onlar, onlar da, güler. da gülerler, güler. sevinirler. Bir evladımız oldu, bir çocuğumuz oldu diye. Sadi öyle diyor işte. Sen doğarken ağlıyordun. Etrafındakiler, annen, baban, hısım, akraba sevinçten gülüyorlardı diyor. Evet. Öyle bir hayat yaşa ki geldiğin yeni dünyada, yeni hayatta öyle bir hayat yaşa ki, yaşa ki sen ölürken gül. Çünkü gideceğin evet, yerin daha e, özlemiyle, e, orada karşılaşacağın şeylerin e, sana sağlayacağı imkanlarla sen gül. Ama etrafındakiler Vallahi. seni kaybetmeleri nedeniyle ağlasınlar. Evet. Anlaşıldı mı? Çok güzel bir yakınımızı, anladım. bir gü güzel insanı e, kaybettik ondan ayrılıyoruz diye ağlasınlar diyor. Şimdi... <laughs> Ana rahminde başlayan bu hayat ikinci aşaması olarak dünya ile devam eder. Ama Cenab-ı Hak bu dünya hayatını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir imtihan hayatı olarak belirlediğini ifade ediyor. Ölümü ve hayatı biz sizi denemek için yarattık diyor Cenab-ı Hak ayet i kerimede. Bu nasıl bir imtihan? Dünyadan sonraki hayatımızda yol ikiye ayrılıyor. Yani gideceğimiz yer tek değil artık. Ana rahmine geliş tekti. Geldik saraya çok güzel imkanlarla karşılaştık. Dünya da tekti. Hepimiz aynı yere geldik. Cenab-ı Hak e, imkanları verdi. Fakat o imkanlardan istifade etme... Durumunu da kurallara bağladı. O kurallara yerine getirenler o imkanlardan takdir edilen ölçüde istifade ederler dedi. Evet. Ki bunu neden söylüyorum? Şimdi bazıları diyor ki ya efendim işte e, kafirler çok ilerler, dünyadan çok iyi istifade ediyorlar. Dünya hep onlara hizmet ediyor. Niye Müslümanlar? Yani Müslümanlar Allah'ın yanında aslında biraz torpilli olması lazım canım. İnanıyorlar, onun gönderdiği kitaba da inanıyorlar, peygambere de inanıyorlar. Niye onlar kafirler kadar istifade edemiyorlar? Çünkü Allah'ın dünyada geçerli olan kuralları var. Sünnetullah dediğimiz. Evet. O sünnetullah kurallarına kim riayet ederse, o dünyanın imkanlarından onlar istifade ederler. Evet hocam. Kafir o kurallara Müslüman'dan daha iyi istifade e, riayet ediyorsa, o tabii dünyadan daha fazla istifade edecektir. Ya, evet, edecektir. Doğru hocam evet. Şimdi dünyadan ayrılışta dedik iki yol var. Yol ikiye ayrılıyor. Necip Fazıl'ın dediği gibi oluklar çift. Birinden kir akıyor, birinden nur. Ama hangi oluktan akacağımızı bilmiyoruz. Dünyada belirliyoruz. Dünya hayatında netleşiyor bu. Evet. Hangi oluktan akacağız? Şimdi işte imtihan bu dünyada bunu belirlemek için var. Kirli oluktan cehenneme mi akacağız yoksa temiz oluktan yani nur akan oluktan cennete mi cennetin havuzuna mı düşeceğiz. Şimdi İslam dünyaya zaten Allah değer vermeseydi insanı dünyaya göndermezdi. İnsan değerli bir varlık Allah katında. Çok değerli bir varlık. Belki de yeryüzünün yani yarattığı varlıkların içinde en değerlisi insan. <laughs> Allah sevgisinden yaratıyor insanı. Şimdi bu değerli varlığa değersiz bir şeyi uygun görmez Cenab-ı Hak. Evet. He, dünya ahiretin yanında, ahirette sunulacakların yanında sönük kalır. O, ayrı, o da ayrı bir mevzu. Çünkü bunu irdeleyen... Ee, ayet ve hadisler de var. Çünkü Cenab-ı Hak ile ilgili olarak yani bizim kendimizi dünyaya kaptırmamamız için ikaz babında dünyada gördüğünüz her şey aslında kötü bir e, taklitten ibarettir anlamında. Oyuncaktır diyor Cenab-ı Hak. Doğru. Aslı değil, oyuncağıdır. Evet. Anlaşıldı mı? Ee, ve Cenab-ı Hak bu dünya hayatında bulu çağıyla birlikte bizi dünyaya nasıl bakmamız gerektiği konusunda uyarıyor. Evet. Neyle uyarıyor? Kitabıyla uyarıyor. Gönderdiği vahiyle uyarıyor. Evet. Ve gönderdiği o vahyi kendisiyle yani onun aracılığıyla bize ulaştırdığı peygamberin hayatıyla uyarıyor. Çünkü Kur'an'daki ifadelerini peygamberin hayatıyla modelliyor Cenab-ı Hak. Yani i̇şte önünüzde modeliniz diyor. Ya Rabbi ben nasıl yapacağım deme fırsatını bize vermiyor. Yapacağım işte bak. Yani peygamber şu, var önünde örnek diyor. Ya bu ara bir parantez açarsak tabii hani son buyurun. günlerdeki bu sadece Kur'an bize yeter söylemi az önce söylemiş olduğunuz cümleyle çürümüş oluyor değil mi hocam? Yani ya sadece Kur'an tabi yanlış bir şey değil. o yanlış evet. bir şey. Yani inşallah ben öyle temenni ediyorum Hüsnüzan besliyorum o kardeşlerimiz. Zin ifadelerinde bir yanlışlık var, hata var. Çünkü e, peygamber olmadan Kur'an anlaşılmaz. Evet. Kur'an anlaşılmaz. Çünkü e, Kur'an peygamberin hayatında modellenmiş bir kitaptır. Evet. Ne diyor Cenab-ı Hak? Evet. Pardon, Allah Resulü sevgili peygamberimiz Mesela en önemli kulluk görevlerimizden birisi namazdır diyelim O namazla alakalı olarak Benden nasıl gördüğünüzse o şekilde kılın diyor Ve nasıl kılınacağı da Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor e, Tabii ki, yani, teferruatlı bir şekilde yer almıyor Evet. E, namaz anlatılıyor ama evet. Kıldığımız şekliyle e, bize ee, örneklenmiyor yani. Evet. Şimdi <laughs> Bulu'la birlikte Cenab-ı Hak gönderdiği vahiy ile dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini bize öğretiyor. Şimdi insan dünyaya değer verecek. Yani biz e, gerçekten e, Yanlış yaptığımızdan dolayı bugün Müslümanlar maalesef dünyada sömürülen, ezilen, değersiz hale gelmiş olan bir kitleyi oluşturuyorlar. Aslında Müslüman böyle olmamalı. Müslüman e, yeryüzündeki en güçlü evet. topluluk olmalı. En dayanışma içinde, e, bilgi açısından en bilgili teknoloji açısından en güçlü bir topluluğu temsil etmeli. Ki Ama tarihte de evet bunu dönemler gösterdiği olmuş. dönemler olmuş, evet. olmuş. Ee, ki öyle olursanız cazibe merkezi olursunuz. Şimdi bir kabahat bugünkü Müslümanlara bakarak İslam hakkında hüküm verilemez. Evet. Ee, İslam'ın ana kaynakları Böyle bir Müslüman modelini göstermiyor. Evet. Böyle bir Müslüman modeli yok. Yani mükemmel olan İslam. Kesinlikle. Ama Müslümanlar biz değil. temsil edemiyoruz. Evet. Biz, te yani biz, biz temsil. Hata bizde. Evet. Biz temsil edemiyoruz maalesef. Onun için <laughs> şimdi Müslümanlar geçmişte mesela işte e, dünya değersizdir. Bir lokma bir hırka. Anlaşıldı mı? E, esas e, kalıcı hayat ahirettir. Tamam. Ahiret kalıcı hayattır. Ama dünya değersiz değil. Evet. Dünya değerlidir. Çünkü ahiret dünya ile kazanılır. Dünya olmadan ahiret kazanılmaz. Kur'an Müslümanlara dünya hayatını tanzim şeklini öğretmek üzere gönderilmiş bir kitap. Kur'an bize dünyada lazım. Evet. Ama biz ne yapmışız? Canlara okuyacağımız Kur'an'ı ölülere okur hale gelmişiz. Sadece onları okuyoruz yani ya sanki. Maalesef çok çok yanlış bir şey. Mesela e, ölü hemen birisi içimizden öldüğü zaman Kur'an okuyalım. <laughs> ya arkadaş o dünyada okuyacaktı Kur'an'ı. Biz Kur'an'ı ona yaşarken okuyacaktık. Çünkü Kur'an yaşam kitabıdır. Ölen dünyada Kur'an'ını iyi okuduysa, iyi anladıysa ve ona göre hayatını düzene ve disipline soktuysa zaten o artık o Kur'an'ın kendisine vaat ettiği hayata kavuşacaktır. Kur'an ahirette lazım değil. Kur'an dünyada lazım. Evet. Dünyada yol gösteren bir kitap Kur'an. Onun için bunu çok iyi anlamak lazım. Ve dünya hayatına Müslüman değer verecek. Nasıl değer verecek? Dünyaya teslim olma şeklinde değil. Dünyayı teslim alma şeklinde değer verecek. Çünkü değerli olan kendisidir. Evet. Eğer dünyaya teslim olursa bu Dünyaya köle olmak demektir. Halbuki Müslüman'a verilen görev, dünyayı kendisine köle etmektir. Halife olmasıdır. Tabii kendisi. E, Sen yöneteceksin diyor. Dünyayı kendisine köle edecek. Tamam mı? Yani şöyle diyelim. Bir bine hayvana e, ne için vardır? Bir insanı bir, yerden, bir, bir yerden. menzile ulaştırmak için. Evet. Dünya hayatı ahiret menziline. Çok insanı e, ulaştıran bir hayattır. Yani bir binektir. Şimdi siz bineğinizi Nasreddin Hoca'nın hikayesinde gibi <laughs> evet. sırtınıza alırsanız Olmaz. Olur mu ya? Olmaz ya. Siz onun üstüne bineceksiniz. Evet. Ama adam gibi bineceksiniz. Tabi. Anlaşıldı Onun mu? da bir kaidesi var. Tabii başkanım. canım. Adam gibi bineceksiniz. Yani e, kölesi olmak değil, Evet köle edinmek şeklinde dünyayı köle edinmek şeklinde olacak. E, nitekim Gazali'nin bir sözü var. Diyor ki: Dünya peşinden koşanları daima peşinden koşturmuştur. Evet. Ama sırtını dönüp yani burada sırtını dönmek demek e, Dünya dünyayı kesmek değil. Il -la ilişkiyi kesmek anlamında değil. ...dünyayı terk etmek anlamında da değil. Evet. Ama... ...ona aşırı değer vermeme anlamında. Yani... ...dünyayı... ...gönlüne ve kalbine... ...yerleştirmeme anlamında. Çünkü o gönül ve kalp... ...en değerliye... ...ayrılması gereken bir mekandır. Evet. O en değerli de insan için kendisini yaratan Allah'tır. Sen evet. kalkıp da kendinden de değersiz olanı o en değerliye ayrılan yere oturtursan, o zaman çok büyük yanlış yapmış evet. olursun. Çok Den, büyük dengeyi bozmuş. Evet, olursun. dengeyi yani bozmuş şimdiye kadar olursun. kadar anlattıklarınızı anladım. <laughs> evet. Yani arada bir dengeyi oluşturması lazım değil mi hocam Müslüman'ın yani ne Kesinlikle. tamamen terk edecek? Ama tamamen kölesi de olmayacak. Evet. Bizde Hristiyanlardaki gibi inzivaya çekilme işi yok. Yahudilerdeki gibi de tamamen mala mülke yani kendilerine her şey helal ama başkalarına her şey haram gibi böyle bir inanış yok. Değil yok. Değil? Biz her ikisinin de orta yolunu. <laughs> Kesinlikle yani. zaten İslam orta yoldur. Evet. İnsanın fıtratına yani yaratılış yapısına mayasına en uygun dindir İslam. İşte dediğin gibi yaşanamaz. Ya Hristiyanlar mesela dünyayı değersizleştirmişler. Evet. Ama yaşayabilmişler mi? Yaşayamamışlar. Evet. Dinlerini tahrip etmek zorunda kalmışlar. Evet. O kendileri için diktikleri elbise dar gelmiş. Şimdi Hristiyanlar mesela Batı toplumu Hristiyan diyoruz. Tabii, genellikle... Amerika Hristiyan diyoruz. Evet. Dünyaya değer vermiyor mu onlar? Yok. Dünyaya en fazla onlar değer veriyor. Evet. Dünyayı biz onlardan satın almak zorunda kaldık. Öyle. Öyle değil mi? Tabii ki hocam. Halbuki biz dünyayı öyle anlamalıydık ki, dünyayı öyle keşfetmeliydik ki, dünyayı da biz onlara satmalıydık. Ama maalesef e, Hıristiyanlık düşüncesi Hıristiyanların o hani eski anlayışı bize sirayet etti. Evet. Biz miskin, tembel bir hale geldik, beceriksiz bir hale geldik. Onu da Allah muhafaza yani e, dine e, yüklemedik ama bizi görenler dediler ki bunları bu hale getiren işte inandıkları dindir dediler. Bunlar, ne demektir bu? Müslümanları geri bırakan inançlarıdır denilmedi mi? Evet. Siz inancınızı terk ederseniz, e, siz ilerlersiniz diye geçmişte böyle savlar e, ileri sürüldü. Şimdi <laughs> bu konuda zamanımız nasıl bilmiyorum ben. E, şey hocam, yapmayayım. Ya, yarım saat kadar vaktimiz var. Evet. Şimdi Müslüman <laughs> dünyada olacak. Dünyada olacak. Dünyada söz sahibi olacak. Ama bakın şu nüans çok önemli. Dünyalı olmayacak. Dünyada olacak fakat dünyalı olmayacak. Çünkü onun hedefi ahiretteki cennete kavuşmaktır. Dünyadaki her şeyi kendisine cennete kavuşturacak bir araç olarak düşünecek. Evet. İşte o zaman Müslümanın elinde dünya huzurun mekanı olur. Çünkü dünyayı insanlara zulmetmek için kullanmaz Müslüman. Doğru. İnsanları mutlu kılmak için kullanır. Dünyayı o zaman dünya varlığını Müslüman paylaşmasını bilir. Hepsi benim olacak demez. Doğru. İşte Kur'an ve sünnet perspektifi insana böyle bir dünyayı öğretir. Batının sömürge zihniyeti olmaz. Olmaz. Batı şimdi doyumsuz. Hepsi benim olsun diyor. Evet. Bu savaş niye var? Amerika 8 bin kilometreden gelmiş Orta Doğu'da evet. benim insanlarımın kanını döküyor. Evet. Senin işin ne burada? Hocam geçen bir bilgiye rastladım. 2000 küsür zenginin toplam mal varlığı 4,5 milyar insanın toplam mal varlığından daha yüksekmiş. Evet. Yani 2000 kişinin malı diğer tarafta 4,5 milyar insanın malı onlardan daha düşük toplamı. Evet. Yani bazı insanların mal varlığı birçok ülkeden daha da büyük. Evet. Ve hala da o 2000 istiyorlar. kişi daha da doymuyor yani. Doymuyor. Evet, doyuramıyor. Daha da doymuyor. Evet. 4,5 milyarın hakkını almış geriye kalan 2,5 buçuk milyarın elindekine de bakıyor. Evet. Anlaşıldı mı? Şimdi bu sefer de Allah'ın adalet anlayışı sorgulanıyor. Şimdi gençler arasında da sorgulanıyor. Hani Allah adilse niye zenginler, fakirler var diyor ama bu işi bu hale getiren insanın kendisi. Tabii. Değil mi hocam? Tabii canım. Tabii. Bu dünya hayatını sizin anlattığınız gibi dedik. anlayamaması. E i̇şte mesele orada. Evet. Dünya Müslümanlar eğer kendilerine düşen vazifeyi yaparlarsa olması gerektiği gibi dünyayı anlaşa anlarlarsa işte dünyadaki nimetleri adil bir şekilde paylaşıma tabi tutarlar. Zaten dünyanın şu andaki en büyük sorunu İslam'ın mesajının dünyada duyulmaması ve yaşanmamasıdır. Çok doğru hocam evet. Problem bu. Evet. E bunu yapacak da kim? Müslümanlar kendisine Müslüman adını veren bizler ama maalesef biz e, bu konuda e, gereken şekilde e, bilgi sahibi değiliz. Olması gerekeni de nitekim yerine getiremiyoruz. Ya belki bilgi sahibi bile olsak da uygulama yok. Maalesef. O da yok. Biraz maalesef. tembelliğimiz de var maalesef. E işte yani, yani bunun çok neden e, Şunu da engelleyemiyoruz. Yani mazlumun zulmüne de yani mazlumun zulme uğramasına da engel olamıyoruz. E i̇şte güçlü olmazsan engel olamazsın. Zalime de dur diyemiyoruz. Evet. evet. Yani, belki yani, bunu en fazla o, yapan Türkiye'dir dur diyen ama diğer ülkelere baktığımızda zalimi destekleyenleri dahi görüyoruz. İşte yakın zamanda maalesef. işte bu Kudüs'le ilgili Amerikan'ın yapmış olduğu açıklamalar sonunda. Maalesef. bazı Arap ülkeleri, Müslüman ülkelerin desteklediğini üzüntüyle karşıladık. Yani en azından kınamayı dahi bile maalesef. Yapmadılar Çünkü yani. evet. esir olmuşlar. Evet. Esir olmuşlar. Ee, Müslümanlar e, bu esaretten ancak dünyayı anlayarak evet. Dünya olduklarını bilerek evet. Ahiretin de dünya ile kazanılabileceği şuuruyla hareket ederek Evet bu şeyden düştükleri çukurdan çıkabilirler. Evet. Şimdi dünya çok önemli dedik. Evet hocam. Şimdi Mevlana'nın çok güzel bir e, gemi deniz evet. metaforu var. Yani e, insan dünya ilişkisini de anlatıyor bu evet hocam. E, örnekle. Şimdi gemi denilen Araç, vasıta ne resi için bir ulaşım vasıtasıdır? Deniz denildi. Deniz içindir. Evet. Değil mi? Kara taşıtı değildir. Değil. Deniz taşıtıdır. Denizde ulaşım gemiyle olur. Geminin yürümesi için deniz gereklidir. Su gereklidir. İnsan içinde dünya gereklidir. Yani aynı şekilde gemi için Su, su neyse, ise, deniz neyse insan içinde dünya odur. Gemi için bu kadar önemli olan diyor deniz, geminin dışında olduğu zaman gemi için bir değer ifade eder. Evet. Gemiyi yaşatır, gemiyi yürütür. Evet. Gemiyi bir yerden bir yere götürür, ulaştırır içindekilerle. Evet. Ama o deniz, o su. Geminin içine girerse ne olur? Girmeye başladı mı? Bir telaş başlar değil mi hocam? Telaş da başlar, gemi biter yani. Evet. Batmaya değil mi? Başlar. Gemi batar, zarar olur batar. artık onun. Bitti. Zarar vermeye başladı. Evet, evet. Şimdi işte insan içinde dünya budur diyor Mevlana. Çok güzel. Dünya insanın dışında kaldığı sürece insanı yürütür. Dıştan da kasıt kalbi. Tabi yani hocam, kalbi ve gönlü işgal etmeyecek. Evet. Ama kullanacaksın onu. Kesinlikle Mecbursun zaten başka yiyeceksin, yok. yiyeceksin efendim her türlü imkanından istifade edeceksin. Ama şunu diyeceksin, şu gözle bakacaksın o dünyaya. Sen benim için varsın. Bana hizmet edeceksin. Bu yaklaşımla. Dünyaya bakacağız Ve nitekim peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle diyor Dünya diyor Bir yolcunun Yolculuk esnasında Bir ağacın dibinde Vermiş olduğu Mola Hali gibidir diyor Yani Bir geçiş Yürüyüş esnasında Bir mola Yeri Evet. Şimdi aslında yolcu yükü ne kadar hafif olursa aslında yolculuk o kadar rahat olur. Yükü sırtına yüklemek yerine kişi dünyayı araç sallaştırıp dünyanın üstüne yükünü bindirirse Dünyada çok daha rahat eder. Evet. Ama dünyayı üstüne alırsa. Evet. O zaman. O zaman kendisi ezilir. Ve kölesi olur onun. Dünya rahat eder o zaman da evet. diyelim yani anlaşıldı doğru. mı doğru. efendi o olur. Evet. Efendi o olur. Doğru. Hocam. Şimdi bir de hoşuma giden bir misal şudur. Buyurun hocam. Mesela şimdi biz şu koltuğun üstünde oturuyoruz değil mi? Evet. Bizi yükseltiyor, Doğru. belirli bir seviyede ve bize bir rahat e, etme imkanı sağlıyor. Şimdi bu koltuk bunun için vardır. Ama biz koltuğu başımızın üstüne alırsak ne olur? Yani hem bize zulüm olur, hem koltuğa bitti, <laughs> değil mi? Evet. Aslında dünyaya olması gerekenden fazla değer, de değer verdiğimiz değil. zaman dünyaya da zulümdür. Evet dünyaya da zulümdür. Kıymetli hocam evet. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi programdan önce de zikrettiniz. Evet. Benim de merakımı celbetti. Ee, dünya hayatı yani zindan olarak mı görmeliyiz? Yani Müslüman ahirette cenneti kazanması için dünyada zulüm görmesi, eziyet çekmesi mi gerekir? Hep eskiden de böyle bir biraz tasavvufi hani yaklaşımların da sürekli dikkat ettiği bir düşünce tarzı da böyle Geliyor. Evet. Yani işte hatta hırkayı bile giydiklerinde hani rahatsız oluyorlar ki bu dünyada rahatsız olsunlar, sıkıntı çeksinler ki ahirette evet. mutlu olsunlar diye. İslam böyle midir hocam? Böyle mi olması lazım? <laughs> Şimdi her devirde e, o tür e, şeyler yani aşırı e, uçlar hı hı. mevcut olmuştur. Ama esas e, dünya ile ilgili e, söylenecek söz yani dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. E, i̇şte Müslüman buna göre hareket etmelidir. Tabir caizse dünyada karşılaştığı şeylere boyun bükmelidir. Hatta dünyada eziyet görmüyorsa eziyeti kendisi talep etmelidir gibi bir anlayış. Çok yanlış bir anlayış. He, dünya niye Müslümanın için bir zindandır. Böyle bir hadis-i şerif var mı hocam? Valla e, söyleniyor ama tam kaynak olarak e, sahih midir o konuda şu evet. anda bir şey diyemem. Ama böyle e, hadis diye rivayet e, edilen bir e, söz var. Şimdi bu eğer hadisse bile evet. çünkü peygamber söylediyse bir hikmeti vardır. Vakı. Bize Tabii. anlattığı bir mesaj vardır. Evet. Verdiği bir mesaj vardır. Bu şu demektir. Ahiretle kıyaslandığında e, dünya zaten tabi e, bir Müslüman için bir, bir cehennemdir. Doğru. Bir hapishanedir. Evet. Çünkü Müslüman'a eğer imtihanı kazanma yolunda Allah'ın emrettiğini yerine getirerek dünya hayatını yaşamış olmak cennette öyle bir imkanlara kavuşmayı sağlayacaktır ki Müslümana. E şimdi o durumda Müslüman ne diyecektir? Ya dünyada geçen zaman boşa geçmiş be. Anlaşıldı mı? Evet. Biz oyuncaklarla oynamışız. Doğru. Baksana buradakiler. Her şeyin hakikisi, her şeyin en güzeli. Hiç aklımıza, hayalimize gelmeyen şeyleri Rabbim bize nasip etti. Diyerek o ahiretteki verilen ve görülen nimetlerin yanında dünya hayatındaki görülenlerin bir hiç olduğunu ifade etmek için söylenilmiş olan sözdür. Evet. Yoksa ve ahirete olan e, talebi Müslüman nazarında. Artırmak için söylenmiş bir sözdür bu. teşvik anlamında. Yani siz e, elinize geçen bununla oyalanmayın. Yolda kalmayın. Yürüyün. Evet. Daha iyileri sizi bekliyor. Siz bunlara verilmesi gerektiği kadar değer verin. Bunları ne diyor Cenab-ı bunları alıp stoklamayın, işte şey yapmayın, daha çok daha çok demeyin. Paylaşmasını bilin. Paylaşırsanız oradakilere sahip olacaksınız. Evet. Çünkü dünyada bu benim olsun, benim olsun dediğiniz hiçbir şeyi ahirete götüren yok. Yok hocam, evet. Hiç kimse götüremiyor. Evet. Dünyanın en zengini biraz önce söyledin. İşte 2500 kişi 4,5 milyarın sahip olduğuna sahipmiş. Evet. E bu adamlar ölünce götürecekler mi bunu? Götürebiliyorlar mı? Yok. Götüremiyorlar. Bitti. Hatta eskilerden mezarlarını da koymuşlar altınları vesaireler ama şimdi tarih eser diye tekrar çıkartıyorlar <laughs> evet, mezarlardan. Yani evet. ahirete Gene gitmiyor. yaşayanlar alıyor onları. Demek ki, evet, demek <laughs> evet. ki gitmemiş yani. O Ve e, ona da zulmediyorlar bu arada. O defineyi çıkaracağız diye orada yatanada yapmadığı eziyet bırakmıyorlar insanlar. Evet. Öyle değil mi? Şimdi, e, onun için insan hedefe ahireti koyarak dünya nimetlerini ahireti kazandıracak bir vasıta olarak kullanmasını bilmeli. Dünyayı terk etmeyeceğiz ama dünya ile ahireti kazanacağız. Evet. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi aklıma geldi. Paran için vardır. İhtiyaçları almak için vardır, evet, değil mi? Bir araçtır. Araçtır. Şimdi ihtiyaçları almayan bir para insana ne faydası vardır? Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yoktur, değil mi? İşte bir, bir... Biriktir Allah biriktir evet. ama karın doyurur mu? Karın doyuracak şeyi alırsa o zaman bir değer ifade eder. Ya midenin de bir kapasitesi var hocam. O, Olacağını o da, da var. O da ayrı bir şey. Arada 200, 300, 500 olsun yani 600'ü almaz artık mide. Evet. Yani. Evet. Onun için işte dünya gereklidir ama Dünyayı kazanacağız fakat dünyayı kalbimizin hakimi etmeyeceğiz. Evet hocam önemli. programımızın son 5 dakikasına girmek Öyle mi? üzereyiz. Hı. Evet. Ben bir yani gençlik Buyur. adına da şimdi son dönemlerde gerek televizyon dizileri, gerek sosyal medyada işte çeşitli sosyal medya mercilerinde işte bu şans oyunlarına işte insanların kolay yoldan para kazanmasına. Televizyon dizilerinde görüyoruz hep lüks arabalara biniyorlar. Lüks villalarda yaşıyorlar. Sanki bütün ülkemiz o villalarda yaşıyormuş gibi bir özenti içerisinde. Yani, maalesef. Yani dünya araç dediniz. Amaç değil. Ama maalesef gençlerimizin üzerinde oynanan oyunlar sonucunda dünyayı amaç haline, para kazanmayı amaç haline ve kolay yoldan para kazanmayı. Evet. Amaç haline getirmeye evet. çalışıyorlar. Bu yolda ne dem ne ne dersiniz hocam? Yani işte e, gençlerimiz ne için çalışmalı dünya hayatında? Şimdi e, ne için gen, meslek sahibi olmalı? Gençlere maalesef e, ütopik bir hayat sunuyorlar. Evet. Bir hayal dünyası sunuyorlar. E, aslında o Tiyatro yani onların oynadığı Tabii. hayat Tiyatro Gerçek hayat değil Ve O maddi imkanları Sahibi Olanların dahi Mutlu olmadığını Göstermiyorlar Yani madalyonun arka yüzünü Göstermiyorlar, göstermiyorlar. Tabir caizse Maskeli balo Onu gösteriyorlar evet. Anladın mı? Maskeler oyun bir tip çıktığında o insanların o kadar mutsuz, o kadar perişan olduğunu kimse bilmiyor. Evet. Aslında Batılı ülkelerde mesela hani Batı 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 diyoruz ya. Evet. evet. Gerçekten Batı dünyayı iyi anlamış, İyi anlamış ve kullanıyor. Evet. Ee, şimdi dünyanın imkanlarından da istifade ediyor. Eksiği nedir? O dünyalı olarak yaşıyor. Evet. Aslında dünyayı ahiret inancına sahip olup da o ahiret inancını yani ahiret hayatını kazandıracak bir nesne olarak kullanabilse bizim çok çok önümüze geçer zaten bu Tabii anlamda ki. da. Evet. Şimdi fakat insan maddeyi niye istiyor? daha çok mutlu, daha çok huzurlu, daha çok rahat edebilmek için istiyor evet. değil mi? Evet hocam. Ama bakıyoruz o dünyaya sahip olanlar eğer dünyayı kendilerine tek hedef olarak yani hayatı dünyadan ibaret olarak kabul edip yaşadıkları takdirde o bekledikleri huzuru, rahatı bulamıyorlar. Bugün dünyada en fazla intiharların olduğu, psikolojik rahatsızlıkların olduğu ülkeler en, zengin ülkeler en zengin ülkeler. Evet. Demek ki insanı manevi yönden Evet. tatmin etmiyor bu madde. İşte o nedenle sizin Maneviyatınızı işgal etmesine fırsat vermeyin diyor İslam. Maddiyatınızı karşılayın ondan. Evet. O onun için var. Ama maneviyatınızı da onun eline vermeyin. Yoksa perişan olursunuz. İşte intihara gidersiniz. Evet. Çünkü o sizi o yönden tatmin etmez. O onun için yaratılmış değildir. Her şeyin bir yaratılış gayesi var, değil mi? Evet hocam. Dünya ahirete giden yolda insanın hayatını ahiret yolculuğunda ahiretini kazandırmak için bir vasıta. Onu o şekilde kullanın diyor. İşte Kur'an bize bunu öğretiyor. Kur'ansız bir hayat tamamıyla dünyanın insana hakim olduğu bir hayattır. Evet. O var olsa da insanı mutlu edemez. Yok olduğu zaman zaten insan sahip olacağım diye uğraşır, didinir. Evet. Öylelikle gene huzur ve mutluluğu elde edemez. Evet. Onun için biz Kur'an'ı iyi anlarsak, o zaman dünyanın da hakimi oluruz. İnşallah. Ahiret hayatını da kazanmış oluruz. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun hocam. Ayet-i Kerime'de diyor ki Cenab-ı Hak, biz ahireti isteyenlere yani hedef olarak ahireti yani Allah'ın rızasını öldükten sonraki hayatta cennette olmayı isteyenler ve bu konuda Gerekeni yapanlara biz onu onlara nasip ederiz diyor. Dünyayı isteyenlere de dünyada nasiplerini veririz. Hani gayret ederlerse işte sözlerimin evet. başında dedim. Evet. E, kurallarını koymuş Cenab-ı Hak. O kurallara göre riayeti edenler, çalışan, çabalayanlar dünyanın nimetlerinden daha fazla istifade ederler. Ama bunlar bunu yaparlarken ahiret düşünceleri yoksa her şeyler dünyada kalır. Bitti. Ahirette Herhangi yalnız hikaye. dünyalı olmalarının cezası olarak cehennemde azabı tadarlar. Evet. Çünkü ölüm son değildir, bitiş değildir. Ta sözlerimin başına atıf yaparak şunu ifade edeyim. Buyurun hocam. Ana rahmindeki hayat, dünyadaki hayat ve ahiretteki hayat. Ki ahiretteki hayatı da Cenab-ı Hak ebedi hayat olarak nitelendiriyor. Evet. Yani dünyadan sonra bir başka hayat var, bizi bekliyor. Hem Müslümana düşen görev nedir? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ifade ediyor. Estanzu billah. Ve la tense nasibeke mine dünya diyor. Dünyadan da nasibinizi Olutmayın. unutmayın. Evet. Müslüman ahireti düşünerek dünyayı yaşayacak. Evet. Nitekim ilk gelen vahide Cenab-ı Hak bunu ifade etmiş oluyor. İkra bismi rabbik diyor. Her şeyi yani yaşadığın dünyayı Allah'ın adıyla mi? oku. Evet hocam sahibinin Allah olduğunu bilerek bak her şeye. Ve ona göre işte bu Kur'an'da sana bu hayatta nasıl olacağını da gösteriyor diyor. Hocam programımızın sonuna geldik. Sohbetinize evet. Sohbetinize doyum olmadı inşallah. Başka programda da yine misafir i̇nşallah, etmek isteriz. İnşallah. Ağzınıza, gönlünüze Rabbim, sağlık. Bu söylediklerimiz şeklinde dünyayı yaşamayı cümlemize nasip Amin. ve müyesser eylesin. Amin. Evet. Allah i̇şte, razı olsun. E, son olarak şunu diyeyim. Buyurun hocam. E, dünyayı iyi anlamak demek depreme mukavemetli evler yapmak demektir bir anlamda. Evet. Çünkü Doğru. dünya Cenab-ı Hak dünyayı fay hatlarıyla birlikte yaratmış. Sen bunu iyi anlarsan, bilim olarak iyi tespit edersen o zeminin üzerine inşa edeceğin şeyleri o alttaki hareketlerden en az şekilde zarar görecek durumda inşa edersin. Evet. Ama sen bunu bilmezsen o zaman ne olur? İşte her sarsıntıda yaptıkların yıkılır, kendinde ölürsün. Ve vebale girersin. Kesinlikle. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Ağzınıza sağlık. Allah razı Amin. olsun. Amin. Amin. Cümlemizde. Kıymetli seyirciler, Gönül Ufku programımızın sonuna geldik. Konuğumuz İl Müftülü Başvaizi Sayın Mustafa Nazmi Bahçe hocamız idi. Kendisine <laughs> tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.